Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımdan sevgiler. Şöyle oturayım, rahat rahat toplayayım. Biraz bu sivri biberlerden toplayacağım. Bunun böyle soslu, turşu gibi bir şey ama turşudan çok böyle sos gibi, kışın yediğimiz bir sos yapacağım. Onun tarifini size vereceğim. Şimdi ben toplayacağım. Şöyle şu şekilde. Çok küçüklerini toplamayacağım. Küçükler biraz daha acıya kaçıyor. Yani böyle biber acısı değil. Daha farklı böyle. Biz hap acısı deriz. Hap acısı gibi oluyor. O yüzden çok tazelerini koparmayacağım. Biraz daha olgun olanları böyle. Bu şekilde. Şunları. Çok güzel oluyor kışın. Çocuklarım seviyorlar. Yemeklerin yanına. Yapıyorum. Bu sene biraz daha fazla yapacağım. Benim kızlar arkadaşlar üniversiteyi kazandı. Birisi İstanbul Marmara'yı kazandı. Birisi de Niğde'yi kazandı. Onlar için bu sene biraz daha fazla hazırlık yapacağım. Rabbim evlatlarımızı korusun. Bakalım. Bu sene iki kızım birlikte gidecek. Birkaç gündür biraz kötüyüm. Moralim biraz tabii kazandıkları için çok mutluyum ama ikisi birlikte gidecekler arkadaşlar, tek başıma kalacağım. Küçük çocuklarım var ama evlat yani büyüklerde yanımdalardı. Kız çocuğu olan bilir, yani yetişkin kız çocuğu olan bilir, biraz zor olacak benim için. Okula gittikleri zaman ben akşam onların gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum, sofrayı hazırlıyordum onlar için. Bugün biraz kötüyüm yani. Duygusalım. Annemin vefatından sonra zaten biraz kötüydüm. Bir de şimdi onlar da gidecekler. Benim için biraz zor olacak. Ama iyi olsunlar da. Ben razıyım yani. İşte onlar için biraz... Kusura bakmayın, olur. Onlar için turşu murşu hazırlayacağım. Götürsünler yanlarında. Orada sıkıntı görmesinler. Şöyle büyük olanlardan topluyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Biliyorum hepiniz benim gibisiniz. Hepimizin evladı var. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ne yapıyorsak evlatlarımız için. Bazen şöyle diyorum. Hani yaşamadığımız şeyleri de çocuklarımız yaşasın diyorum. Biz çok şey görmedik ama onlar mutlu olsun. Hep bunu söylüyoruz yani. Hep anneler, babalar, biz hep bunu söylüyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Oralarda başlarına bir şey gelmesin. Rabbim onları korusun. Kız çocuğu. Yani ilk defa kızlarımı ben dışarıya göndereceğim. Hiç yanımdan ayrılmadılar. Bakalım inşallah iyi olur. Rabbim iyilerle karşılaştırsın inşallah. Dualarımız evlatlarımızla. Ben bütün gençler için, böyle dışarıda okuyacak çocuklar için her gün, her namaz kıldığım arkasında muhakkak dua ediyorum. Rabbim evlatlarımızı korusun. Gurbet ellerde dışarıda. Gurbet el demeyelim de evden uzak olunca gurbet gibi oluyor işte. O da gurbet gibi. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Böyle arkadaşlar bolca da tutmuş maşallah. Güzel olmuşlar. Bir kovada, eşim bir kovayı topladı, doldurdu. Bunu da ben toplayacağım. Bunu da bana bıraktı. Çiçeklerimi de suladım. Domates biraz topladık. Arılar da var. Sabah erken saat tam 6'da uyandım ben arkadaşlar. 6'da eşimle beraber geldik. Çünkü sabah gerçekten serin oluyor. O saatte bostana giriliyor. Onun dışında eğer girmezsek akşamı bekliyoruz. Akşam da bir anda hemen hava kararıyor. Yani yetiştiremiyoruz. Geldik şimdi. Bamya da topladım. Biraz diğer biberden toplayacağım. Ben hiç onu unuttum. O biberi de toplamam gerekiyor. Biraz pişirmelik biber de toplayacağım. Onu bundan sonra hemen, bunun arkasında hemen onu da toplarım. Evet.
Arkadaşlar inşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ben bostanımdaki sebzelerimi hiçbir şekilde gübre tür şeyler vermiyorum. Normal ilaç tabii ki böcek ilacı olsun, mantar ilacı tabii ki veriyoruz. Ama gübre olarak inanın doğal. Bunlar tamamen doğal yetişiyorlar. O yüzden doğal oldukları için de verimleri çok fazla olmuyor. Çok fazla uzun sürede devam edemeyebiliyorlar. Hasta da olabiliyorlar. Çünkü her şeyin organik ve doğalı hastalanabilir, normal bir şey. Eskiden annemler anlatırlar, bostan ekerlermiş. Diye kızım diye biz bostan ekerdik diye, bizim bostanımız diye 3 ay sürmezdi diyor. 3 ay sürmezdi diyor, kurur giderdi diyor. Biz ne yapardık diyor. O bostandan aldıklarımızı yerdik, ondan sonra kuruturduk. Kışa o şekilde yani geçirirdik kuruttuklarımızla bir şekilde işte. Diye şimdiki sebzeler Eylül Ekim'e kadar devam ediyor. Diyor bu hani diye hep ilaç olabilir, gübre olabilir. Allah rahmet eylesin, annem öyle derdi. Yani doğal olan bostanlar eskiden çok uzun sürmüyormuş. Yani 2 ay, 3 ay sürmüyormuş, hemen bitiyormuş. Domatesler özellikle. 2 ağız domates toplanırmış, domates bitermiş. Şimdiki domatesler bazıları sonbahara kadar devam ediyor. Tabii ki şimdiki gübreler de değişti. Gene başka şeyler de oldu. Hani eski şeyler gibi değil. Değiştirdiler işte. Daha uzun süreli yetişen şeyler de çıkarttılar. Sebzeler de çıkarttılar. Ben kötü demiyorum ama tabii daha böyle dayanıklı. Ondan sonra daha uzun süre olan. Çünkü hepsine ilaç veriliyor. Değişik hormonlar veriliyor. Gübreler veriliyor. Farklı koşullarda yetiştiriliyor. Eskiden fideleri biz fidemi de bilmezdik. Direkt tohum ekilirdi. Tohum ekilirdi. Tohum ekildikten sonra Allah korusun bir şiddetli bir yağmur, bir dolu olduğu zaman o tohumlar hepsi giderdi. O küçük filizler, filizlenmiş biberler, domatesler giderdi. Bir daha ekmesi, bir dahaki olması uzun sürüyordu. Ben ona bağlıyorum aslında. Bir daha çıkması uzun sürüyordu. O yüzden süresini çok çabuk bitiriyordu ben diye düşünüyorum. Hani annemin söylediklerine göre. Şimdi öyle değil. Şimdi seralar var. Biz hazır fideleri alıyoruz. 2 aylık fideleri ve daha fazla hemen getirip ekiyoruz. 1 ay sonra artık ürün vermeye başlıyorlar. Tabii ki bunlar da var. Bunlar da önemli faktörler yani. Eski koşullarla şimdiki koşullar bir değil. Ben bu şekilde biraz devam ettim ama biraz da konuşmak istedim açıkçası arkadaşlar. Bazı şeyler hakkında da böyle konuşmak istedim. Evet. Biraz uzun sürdü. Ben şimdi videoyu durduracağım. Bunun yapma aşamasını da göstereceğim. Şimdi bittikten sonra tekrardan devam edeceğim. Arkadaşlar biraz da maydanoz da toplayacağım. Şöyle hemen taze maydanoz evde kalmamıştı. Nasıl güzel kokuyor. Kopardıktan sonra kokusu geliyor. Mis gibi kokuyor. Şöyle hemen. Bu ektiğim domates maydanozu biz yiyoruz. Görümcelerim yiyor. Köyden gelen, buraya yakın olan komşularım yiyor. Eve götürüyorum. Evdeki ablama veriyorum, komşularıma veriyorum. Maşallah öyle bir bereketli ki arkadaşlar, biz bir şey verdikçe inanın bir verin Rabbim yani 10 mislini bize geri veriyor. Boşuna dememişler. Veren el alan elden hayırlıdır. Ben bunu biçtikçe arkadaşlar maydanozum çıkıyor. Ben biçiyorum, o çıkıyor. Biçtikçe götürüp komşularıma veriyorum, akrabalarıma veriyorum. Şimdi bu kadar yeterlidir. Evet, bundan yeterli. Şimdi hemen biberimin üstüne koyacağım. Şöyle biberimi de topladım, bakın. Kasamı doldurdum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir diğer biber de var, onu da toplayacağım. Ama videoyu sonlandırıyorum.
eve gittiğinde bir videoyu şimdi bitireceğim. Eve gittiğimde belki hani sosumu yapabilirim. Yapamazsam da diğer videoda sosumu yaparım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.